Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün yine size ilham verecek olan güzel bir konumla karşınızdayım. İsmi Eda. Eda şu anda Harvard Üniversitesi'nde çalışmakta. Türkiye'deki lise eğitimini tamamen burslu tamamlamış. Ve özel okullara nasıl %100 bursa girebileceğinizden size bahsedecek. Buna ek olaraktan da Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamış biri. Bugün kendi hikayesinde bu üniversitelere nasıl giriş yaptığını, Harvard'da nasıl iş bulduğunu ve sizin de bunu nasıl yapabileceğinizden bahsedecek. Gelin bu ilham hikayesini birlikte izleyelim. Eda'cığım, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldin. Öncelikle nasılsın demekle başlamak istiyorum. Günün nasıl geçiyor? Güzel bir gün, güneşli bir gün. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Amerika'nın doğu yakasından aslında bana sesleniyorsun. Öncelikle zamanın nasıl geçiyor? Biraz bunu sormak istiyorum. Bu pandemi süreci boyunca özellikle biz Amerika'da olduğumuz için inanılmaz fazla etkilendik. Senin bölgede de çok fazla bu sorun karşılaşmakta ve sürekli her gün daha da artmakta. Senin günlük hayatını nasıl etkiledi ve nasıl geçiriyorsun şu an bu özellikle pandemi zamanındaki sürecini? Çok da değişmedi ve diğer insanlara göre biraz daha farklı bir tempodayım. İşte şu an yapmakta olduğum bu COVID araştırmaları yüzünden ben eskisi gibi, hatta eskisinden de daha fazla işe gittiğim için sosyal hayatım pek etkilenmedi. Hatta kötü açıdan etkilendi. O yüzden dışarıyı çok görme imkanım da olmadı. Ama tabii yani işe giderken gelirken gördüğüm tarafıyla her yer kapalıydı çok uzun bir süre. Şimdi yeni yeni çıkılıyor. Yeni yeni insanlar sokaklara doluşuyor. Yani şimdi güzel böyle bir yaz mevsimi ama herkes maskeli şeklinde. Tabii oluyor ama bu özellikle soğuk aylarda işte Mayıs sonuna kadar gerçekten çok depresif, herkesin evlere tıkıldığı ve sıkıcı, biraz apokaliptik bir dönem vardı burada da. Şimdi neden seni konuk aldığımı videonun başındaki videomda açıkladım aslında. Şimdi birazcık da senden hikayeni aslında dinlemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel, çok etkileyici bir hikayen var. Burslarla dolu, başarılarla dolu ve şu anda yapmış olduğun araştırmalardan da bahsedeceğiz, başarılarından. Amerika'da çok bilinen 3 tane farklı üniversitede çok güzel araştırmaların da var. Şimdi ilk başta seni lise yıllarına götürmek istiyorum. Çünkü bu üniversiteye girmeden önceki başarın öyle başlıyor. Lise tamamen başarılar dolu, aynı şekilde %100 bursa ilerlediğin bir eğitim hayatın var. Şimdi notlarıma bakacağım. İlk başta bir test kiti geliştiriyorsun. Önce onu sormak istiyorum. Lise yıllarında yapmış oldum. Çünkü aslında yaşından çok büyük işlere girişiyorsun ve çok başarılı oluyorsun. Özellikle o küçük yaşında. Ve daha sonra da içinde bulunduğun bir bilim dergisi aslında oluşumunda bulunuyorsun. Öncelikle lise eğitimini nerede aldın? Burslu eğitim nasıl bir eğitimdi? Ve bu yapmış olduğun hem test kitinden hem de bilim üzerine yapmış olduğun bu dergiden bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben Koç Lisesi'nde okudum Türkiye'deyken, Amerika'ya gelmeden önce. Ve Koç Lisesi bana çok fazla şey kattı. Özellikle öğretmenlerim ve o ortam çok açık görüşlü bir okuldu. Bana özgüvenimi kazandıran, bana kendimi keşfetme imkanları sağlayan bir okuldu. O yüzden gerçekten çok şanslıydım ve orada %100 burslu okuyabildiğim için de çok çok şanslıydım. Ben orada IB programı, bu International Baccalaureate dediğimiz programı yapıyordum ve orada kimya, matematik, fizik high level alıyordum. Ve oradaki öğretmenlerimin yönlendirmesiyle birlikte ve gerçekten böyle öğretmenlerin çok büyük bir etkisi olmuştu. Onlara gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Ne kadar çok sevdiğimi bu bilim derslerini fark etmiştim. Ve böyle yavaş yavaş aklımda ben bu alanlarda bir şey okusam mı aslında ilk böyle Koç'ta o kıvılcımlar atıldı. Ama yine de çok emin değildim. İşte lisedeki herkes gibi benim de aklım karışıktı. İşte işletme mi okusam, endüstri mühendisliği mi, yoksa daha böyle politika bile düşündüğüm olmuştu, dil mi okusam. Gerçekten aklım çok karıştı ve her şeyi denemeye çalıştığım bir dönemdi benim için. Ama sanırım bu işte bahsettiğin test kitimle her şey biraz daha kafamda oturmaya başladı. Sanırım 10. sınıftaydım. İşte bir akşam yemeği annemlerle yemekteydik. Biz GDO'lu ürünlere karşı ailecek bir nefretimiz var. Ve işte biz böyle yine sebzelerden, meyvelerden konuşurken ben böyle aklımdan şey diye geçirdim. Ya keşke böyle markete gittiğimizde bir şey olsa da elime attığım elma, armut, bilmem ne, GDO'lu mu değil mi, bunu bana söyleyen bir şey olsa keşke diyordum. Sonra dedim belki de yapabilirim, belki de o kadar zor değildir falan ve böyle araştırmaya başladım. İşte GDO'lu ürünlerin ortak ne özellikleri var, hangi besin değerleri, hangi işte kimyasallar bulunuyor falan. Ve bir
özel bir kimyasal buldum. Sadece GDO'lu ürünlerde diğer organik ürünlere göre 200 kat daha fazla bulunan. İşte bunların oranlarını araştırdım vesaire. Ve sonrasında çok basit böyle 2 dakikada bir ürünün GDO'lu mu değil mi bunu tespit edebilen böyle çok minik bir şırıngadan oluşan bir kit geliştirdim. Beklediğimden çok daha heyecan verici, beklediğimden çok daha aslında daha az zorlayıcı geçti benim için. Ve sonra düşünmeye başladım. Aslında belki de ben geleceğimi bu tarz çözüm odaklı, işte bir problemi çözen ama bilimsel ve böyle kanıt bazlı bir şeyleri çözen bir kafa yapısında, mentalitede ilerletmek istiyorum gibi geldi. Ve sonra ben bu projeyi öğretmenlerimle paylaştım. Onlar beni işte TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için teşvik ettiler. Hatta patent almak için teşvik ettiler ve ben öyle Amerikan Patent Enstitüsü'ne başvurdum o zaman. Çok ilginç bir süreçti. O küçük yaşta bir patent sürecine girmek, o başvuruları doldurmak çok acayipti. Düşündükçe hala heyecanlanıyorum. Öylece geçici patent almıştım o zaman. Ve işte bu projeden sonra dediğim gibi tamam ben sanırım mühendislik ya da bilim o tarz bir şey okumak istiyorum dedim. Sonra şey fark ettim. Bizim okul her ne kadar sürü imkan olsa da kendimizi geliştirme ve keşfetme konusunda bilim konusunda biraz da kısıtlı bir okuldu. Bence bu Türkiye'deki okullarla ilgili genel bir negatif özellik. Ve biz birkaç arkadaşımız dedik ki biz bari bir bilim dergisi oluşturalım. İşte farklı farklı dönemlerden farklı farklı işte uzay olur, kimya olur, hücreler olur, kanser olur. Böyle farklı öğrencileri bir araya getirip öğretmenlerimizle birlikte bir dergi oluşturalım diye düşündük ve bir dergi başlattık. Ve böyle böyle benim içimdeki o bilim aşkı, işte farklı şeyleri öğrenme, farklı araştırmaları okuma, sadece işte kimya ya da sadece biyoloji değil ama her alandan bilime böyle bir sarılma aşkı öyle pekişti, doğdu ve bugüne kadar getirdi beni. Ya, lisede okurken evet bu şekilde başarılıydın. İşte burs aldın, işte bu tarz şeyler ürettin. Ama aynı zamanda da çok Amerika'da çok başarılı bir üniversiteye giriş yaptın. Şimdi üniversiteye, hangi üniversiteye girdiğini konuşacağım seninle ama Amerika'daki bu üniversiteye giriş zamanı biraz bize anlatır mısın? Lisedeyken nasıl bir çalışma tempom vardı? Nasıl bir takvimim vardı? Bu belgeleri hazırlarken hani nasıl zorluklar yaşadın? Biraz bize ondan bahseder misin? Çok uzun bir süreçti ve işte benim ilkokuldan beri hep bir yurt dışında okuma fikri aklımda olduğu için daha liseye başlamadan lise zorlu geçecek. Hani bunu bilerek başladım. Çünkü böyle internetten ben küçük yaştan beri böyle YouTube'dan özellikle videolar izlerdim. İnsanlar işte neler yapıyor, nasıl bir süreç oluyor, lisede ne yapmak gerekiyor, hangi yaz okulları, hangi sınavlar, nasıl bir timeline oluyor. Bunu hep araştırıyordum. O yüzden liseye bunu bilerek başladım. Aklımda dediğim gibi o zaman belli bir bölüm yoktu, belli bir okul yoktu. Aslında hep yani Türkiye'de mesela Harvard'ın ismi vardır ya, o isimle benim de aklımda işte ben çok çalışacağım, Harvard'a gireceğim psikolojisi aslında çoğu insanda olduğu gibi vardı. Ama lise bana aslında bunun ne kadar yanlış olduğunu da gösterdi. İşte böyle kendimi keşfederken neye ilgim olabileceğini düşünüyorsam her şeye vaktim olduğunca, hatta vaktim yokken bile yani katılmaya çalıştım. İşte o zaman münazara, bizim EYP, European Youth Parliament diye bir şeyimiz vardı, kulübümüz vardı. Avrupa Gençlik Parlamentosu. Mesela Avrupa Birliği'nin ilişkilerini münazara ettiğimiz böyle bir organizasyonumuz vardı. Buna katılmıştım. Orada yükselmeye çalışmıştım. Çok hoşuma gidiyordu. Birlikte arkadaşlarım işte organizasyonlar, konferanslar düzenliyorduk. Orada hani sadece münazara değil, aynı zamanda böyle organizasyonel yetiler de kazanmaya çalışıyorduk. İşte sponsor bulmak falan. Böyle ilginç şeylere atıldığım olmuştu. Bir yandan ben hep müzikle uğraşan bir insandım. Bunun derinine gitmeye hep çalıştım. İşte lisede cello dersi alıyordum okulda. Onun dışında evde işte piyano, gitar, bunları hep devam ettirmeye çalıştım. Onun böyle sonuna kadar gitmeye çalıştım. İşte bir taraftan bilim vardı. Bu yaptığım işte kittir, bilim dergisidir. Aynı zamanda ben öykü yazmayı çok severdim. Öykü yarışmalarına katılırdım, şiir yarışmalarına katılırdım. Gerçekten neye ilgim olduğunu düşünüyorsam, aynı zamanda dil demiştim. Mesela Almanca'ya çok ilgim vardı, Almanca yarışmalarına katılıyordum. Ben her şeyi denedim aslında bir noktada ve en sonunda biraz da mantıksal olarak düşünerek ve gerçekten ilgim ve tutkum olduğuna inandığım için bilim konusunda işte bu patent kadar derine indim ama diğerlerinde çok birazcık daha bir tık daha yukarıdaydım, yani o kadar derine inmemiştim. Başvuru dosyasını oluşturduğumda ve işte bu kompozisyonları yazdığımda başvuru sürecinde geri dönüp baktığımda evet, bu başvuru beni yansıtıyor diyebildiğim noktada zaten ben bu başvuruları yolladım. Sınavları hatırlıyor musun? Mesela TOEFL'a girdin, SAT'ye girdin diye düşünüyorum. Ya da ACT'ye girdin, hangisine girdiğini soracağım sana. Bir de hangisine zorlandın? Yani
çalışırken seni zorlayan bir noktası var mıydı? Mesela İngilizce mi zordu, matematik mi zorladı, yoksa bu başvuruları toparlamak mı? Bir de kompozisyonda genelde nelerden bahsettin? Lisede yapmış olduğun tezkitinden mi, yoksa ekstra bahsettiğim şeyler var mıydı, hatırlıyor musun? Bence en zor kısım kesinlikle bu her şeyi bir arada toplamaktı. O kompozisyonları oluşturmaktı. 4 yılıma, 5 yılıma, hatta bütün hayatıma geri dönüp baktığımda ben kendimi nasıl tanımlarım, bunu nasıl 500 kelimeye sığdırırım? Bu gerçekten çok... Bir yazımı buna kafa patlatarak geçirdim. 11. sınıf yazım tamamen böyle geçti. Ama tabii ki sınavlar da çok zorlayıcıydı. Mesela TOEFL'a girdim, IELTS'a girdim. Ben hepsine girdim. TOEFL, IELTS, SAT, ACT hepsine girdim. TOEFL ve IELTS koçtan gelen birikimimle çok zorlayıcı olmadı. Onları sınavdan 1-2 hafta önce böyle sınav şeklini, işte formatını öğrenerek girebildim. Ama ACT gerçekten... Çok büyük bir belaydı. SAT, yani mesela İngilizce'de mesela TOEFL'da yazsa zorlanmasam bile SAT'nin o kelimeleri, işte o sınav formatı, o süre sıkıntısı, o paragrafları okurken dikkatinin dağılmaması gerekmesi, gerçekten hiç benlik bir sınav değildi. 3 kere falan denedim, 2 kere denedim sanırım SAT'yi. Dedim olmuyor. 11. sınıfın sonunda ben SAT'yi çöpe atıp o yaz kendime ACT'ye verdim. Ve işte o 11. sınıfın yazından 12. sınıfın ocağına kadar zaten o başvurunun en ızdıraplı dönemleri. Ve ben o dönemde baştan ACT'ye de çalışmaya başladım. O yüzden benim için biraz çok çok yorucu bir şeydi yani süreçti. Ama ACT mesela bana çok daha uyan bir sınav olduğu için çok daha kolay atlatabildim. İşte her gün işte bir şey, sınavın sanırım 3 matematik, 3 İngilizce mi? Şu an tam hatırlamıyorum. Öyle şeyleri vardı, kısımları vardı. Her gün bir tane sınav bölümü çözerdim her gün. Ve bir yaz boyunca böyle yaptım ve okula döner dönmez ACT'ye girdim. 32 aldım, 36 üstüne. Aşırı yüksek değildi ama iyi üniversiteler için de yeterli bir nottu. Dedim 32 aldım, tamam bunu burada kapıyoruz. Şimdi başvurunun geri kalanına odaklanacağım. İşte benim için SAT'ye harcadığım o bir yıl mesela çok yanlış bir zaman yönlendirmesiydi. O yüzden çok zordu. Ama ACT'in benim için daha iyi olduğunu görünce daha kolay atlattım o süreci. Ve dediğim gibi kompozisyonlar gerçekten o kendimi tanımlayabilmek ve o 500 kelimeyi çok doğru kelimelerle seçmek bence en zor ve en vakit ve en enerji harcadığım kısmıydı başvuru sürecinin. Eda anlatırken o stresini şu an hissettim. Gerçekten hissettim. Ben de GMAT zamanında böyle hani hala videolarda anlatırken ateş basıyor yani o stres. O yüzden anlayabiliyorum. Şimdi bu kadar hazırlanmanın sonucunda bu yazlarını harcadığın ve bu 2 sene inanılmaz derecede böyle harcadığın, hatta bütün işte bu başvuru süreçleri, bütün hepsi bitti, toparladın, gönderdin ve Amerika'nın en başarılı üniversiteden birisine giriş yaptın. Şimdi ilk sorum şöyle. Neden bu üniversite? Çünkü başka bir üniversiteyi tercih edebilirdin. Neden özellikle bu üniversiteye giriş yapmak istedin? Ben Johns Hopkins Üniversitesi'ne gittim. Ve işte bu başvuru süreciyle aşina olanlar bilir. Aslında çok da ne kadar isterseniz isteyin bir üniversiteye gidebileceğinizin kesinlikle garantisi yok siz başvururken. Ben yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 15 üniversiteye başvurmuştum. Ve bu üniversiteleri genel olarak seçmemde araştırma imkanlarının en büyük rolü vardı. Araştırma imkanları ve bulundukları şehre biraz önem vermeye çalıştım. Çünkü ben biliyordum ki İstanbul'da doğup büyümüş bir insan olarak ve Türkiye'deki o sürekli bir tempo var Türkiye'de. Amerika'da bunun olmadığını buraya gelince daha iyi anladım ama böyle izlediğim dizilerden, filmlerden de şey anlıyordum. Hani Amerika'nın gerçekten köyleri var ve burada çok iyi üniversiteler var. Ama ben öyle bir köyde yapamayacağımı mesela bilerek biraz da o üniversiteleri, o listenin dışına tutmaya çalıştım. İşte böyle daha şehrimsi yerler ve araştırma imkanları benim için en önemli iki faktördü. Ve çok şanslıydım ki Johns Hopkins'ten kabulüm geldi. Kabul gelen üniversiteler arasında burayı seçmemin sebepleri işte bu araştırmadır, sosyal hayattır. Hopkins'in mezunlarıyla konuşmaya çalıştım. Henüz Hopkins'e kesin geleceğim demeden önce. Orada okuyan, koçtan tanıdığım insanlara Facebook'tan mesajlar attım. Dedim mutlu musun, ne yapıyorsun, nelerle vaktin geçiyor, işte araştırma yapıyor musun, yatakhaneler nasıl, bunları kesinlikle öğrenmeden kesin geleceğim katiyen diyemedim. Bu sürecinde aslında çok fazla da red geliyor. Aslında bu başvuru süreci ve bu sonuçların açıklanma
sürecinde de benim moralimin çok bozulduğu noktalar tabii ki oldu. Çünkü o 15 üniversiteden bana sadece 5'inden kabul geldi ki yine de çok çok şanslıydım o 5'inden geldiği için de. Mesela en çok istediğim üniversitelerden bir tek Hopkins'ten geldi ki bu yine çok büyük bir lüks, kesinlikle şikayet etmiyorum. Ama işte bu biraz mental olarak çok zorlayan bir süreçti o açıdan. Böyle sürekli red mektupları açmak, sürekli o red mektuplarını okumak. Ama en sonunda bu Hopkins olduktan sonra mesela bir arkadaşıma yatakhaneleri sormuştum. Şey dediğini hatırlıyorum, işte çok eski, sürekli fare görüyorum, sürekli Kara Fatma görüyorum. Çok ne diyordu, işte çok soğuk, kışın soğuktan derslere gidemiyorum. Bunları duymak yine çok çok sinirimi bozuyordu. Mesela kabul gelmiş şeyden, Batı yakasından, işte Los Angeles'tan falan üniversiteler vardı. Ve diyordum acaba ben oraya mı gitsem, daha sıcaktır, böyle daha belki içim ısınır falan. Ama bu süreçte mesela şey de düşünüyordum. Ben çok eğlenceli bir şehre gidersem biliyorum ki belki fokusum değişir. Belki bu işte araştırmaya, bilim olan albümden saparım ya da sosyal hayatın çok böyle çok önemli olduğu okullar var. Gerçekten işte bu fraternity, sorority dediğimiz böyle kız kardeşlikler, kardeşlik organizasyonlarının çok baskın olduğu okullar var. Ve ben bunlardan da biraz korkuyordum açıkçası. O tarz böyle sosyal hayatın bu tarz şeyler tarafından domine edildiği bir okula gitmek istemiyordum. Mesela bunun da çok büyük bir etkisi olmuştu Hopkins'te. Çünkü daha kardeşçil, daha insanların birbirini ezmeye çalışmadığı, herkesin eşit derecede inek ama eşit derecede böyle kendileri çalışıp parmaklarıyla kazıdığı bir ortam olduğunu öğrenmek bana iyi gelmişti. Beni rahatlatmıştı biraz. Yani zorlanacağım ama en azından böyle sosyal açıdan tırmanmam gereken bir şey yok ya da böyle bir stres yok. Bunu konuştuğum insanlar bana tekrar tekrar söyleyince açıkçası inandım. Dedim ki tamam, en azından bu konuda güvenebilirim bu üniversiteye. O açıdan da çok içimi rahatlatmıştı ve ben hatırlıyorum Nisan'ın sonunda, biz burada commit diyoruz işte, bu kesin geleceğim demek üniversitelere, commit ettim Hopkins'e. Ve öyle de buradaki serüvenim başladı. Önemli bir soru soracağım. Dürüst cevap vereceğini biliyorum. Bölümünü kendin mi seçtin? Evet, kesinlikle kendim seçtim. Ve aileme gerçekten bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum ki bana hiçbir zaman böyle bir stres yıkmadılar. Hiçbir zaman işte sen işletme oku, biz işletme okuduk, sen de oku falan yapmadılar. Ya da sen ne yapacaksın bilim okuyup, sen ne yapacaksın akademiye girip gibi bir baskı altında hiç hissetmedim. Onlar hep bana kendi kararlarım açısından bana güvendiklerini hep hissettirdiler. Gerçekten çok şanslıydım bu konuda. Şu açıdan ama hani aklımda da soru işaretleri arada olmuyor değil. İşte ben dediğim gibi küçüklükten beri bir müzik aşkıyla doğmuş, büyümüş, kendini böyle hep müziğe adamak istemiş ama böyle mantıklı karar düşünmek zorunda hissedip kendimi müzikten biraz korkup çekilmiş bir insanım. Eğer bu tarz kaygılar olmasaydı, işte gelecek kaygısı, para kaygısı, bu tarz şeyler olmasaydı belki çok farklı bir yola girmiş olurdum. Belki mühendis olmazdım, belki bilime atılmazdım. Ama belki de atılırdım, yani bilemeyiz. Ama en azından yani kendi kararımda. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Eda, şimdi bu kadar başladığın üniversitede okurken bu yetmedi sana. Ve dedin ki ben daha da iyisini yapabilirim, nasıl yapabilirim diye düşündün. Ve Harvard'da devam ettin. Şimdi Harvard'a giriş zamanında ve Harvard'da yaptığın işlemlerden bize birazcık bahseder misin? Tabii. Ben en son senemin birinci dönemin sonuna doğru işte artık işlere başvurmaya başladım. O zaman da yine aklım karışıktı. Ben biliyordum akademiye atılmak istediğimi. Ama akademiye atılmadan önce de birkaç yıl çalışmak istiyordum. Ve bu dönemde de acaba böyle endüstriye girsem de orada mühendislik işlerimi yapsam yoksa bir akademik laboratuvara mı girsem, aklım çok karıştı. Ben her şeye saldırdım yine. Her şeye başvurdum. Yani o kadar bir de çok fazla ders alırken tam zaman iş başvurmak, mülakatlara gitmek, insanlarla network etmeye çalışmak zorlu bir süreçti ve gerçekten çok fazla pes etmeyi düşündüğüm an oldu. Dedim ki acaba ben bunları gerçekten bunlara katlanmayıp Türkiye'ye gitsem de orada çalışsam mı dedim kesinlikle. Ve Aralık'ta başlayan, Aralık 2018'de başlayan bu başvuru sürecimin ilk meyvesini ben Haziran 2019'da aldım. İlk iş teklifim o zaman geldi. O zaman çok farklı böyle endüstri ve mühendislik firmasından teklif gelmişti. O zaman da herkes işte çok sevindi. Böyle gerçekten zil takıp oynuyorduk hepimiz. Aa, sonunda girdin, Amerika'da işin var, öyle falan. Ama ben böyle içim çok rahat etmiyordu. Böyle endüstriye girdim, tamam, denemek istediğim bir şey. Ama böyle içimde bir şey bana hep diyordu ki hayır, sen laboratuvarda çalışmak istiyorsun. Üniversite boyunca hep laboratuvarda çalıştın. Sen niye şu an sadece denemiş olmak için istemediğin bir şey yapıyorsun ki deyip durdum kendime. Ve ben durmadım. Haziran'dan sonra yine full araştırma
pozisyonlarına başvurmaya devam ettim. Ve sonra da işte aklıma gelen bütün üniversitelere artık başvurdum. Hani gerçekten Doğu yakasında Boston'dan başladım. İşte Harvard, MIT, buradan aşağı ine ine ine. İşte Yale'dir, Princeton'dır, Columbia'dır böyle bayağı aşağı inerek. Bir tek işte Hopkins'e tekrar başvurmak istemedim. Çünkü farklı bir şehre, farklı bir şey deneyimlemek istedim. Ve en sonunda böyle Ağustos ayında ve benim diğer işe başlamama 3 hafta kala. Sonunda bu Harvard'da şu anda çalıştığım laboratuvardan mülakat teklifi geldi. Ve geçtiğimiz yıl gerçekten bu zamanlarda ben oranın mülakatlarıyla uğraşıyordum. Şey diye başvurmuştum buraya. İşte hem laboratuvarda hands-on ve direkt... Biz bunu burada wet lab diyoruz. Tam olarak Türkçesine bilmiyorum ama işte böyle şırıngalarla bayağı hani bildiğimiz biyoloji deneyleri yapan pozisyonlar oluyor. Ya da daha masa başı araştırma pozisyonları da oluyor. Ben daha laboratuvar bazlı olduğu için işte buraya başvurmuştum. Sonra kabul edildim. Sonra buraya geldim. Ve burada da böyle çeşitli virüs ve hastalıkların yapay zeka bazlı bir uygulama üzerinden teşhisleri, tespit teknolojileri üzerine bir araştırma yürütüyorduk. Ve aslında bu şu açıdan beni çok mutlu etti. Böyle lisede başlattığım bir tanı kiti serüvenim vardı. Üniversitede bırakmıştım. Şimdi burada tekrar aynı konuya tekrar sarılmış gibi oldum. Ve biz ilk işte HIV, HPV, HBV ve Zika virüsü bunun üzerine çalışıyorduk. İşte farklı farklı güvenilirliği yüksek tanı kitleri, işte teşhis teknolojileri bunun üzerine çalışıyorduk. Sonra da korona patlak verdi. Bütün lablar kapatıldı. Herkes evlere tıkıldı ve o sırada benim birlikte çalıştığım bir tane daha doktor öğrencisi vardı. Onunla biz de o şeylerde, o civarlarda yeni bir projeye atılmanın tam eşiğindeydik. Biz dedik ki biz bu aklımızdaki fikri korona projesine çevirelim. Biz korona virüs için bir tane tanı kiti geliştirelim diye atıldık. Profesörümüze bu fikri sunduk. Biraz o da emin olamadı çünkü ben bir kere çok şeyim, hala çok deneyimsiz sayılıyorum. Yani çırağım gerçekten. O da bir doktor öğrencisi ve ikimiz de koronavirüs, adam bizi biraz da koronavirüse karşı korumak istedi çünkü yeterli işte deneyimimiz yok. O prosedürlerden geçmemişiz. Hiç bu kadar salgın bir hastalıkla uğraşmamışız. Ama sonra dedi ki tamam size güveniyorum. Yapabilirsiniz bunu. Ve biz işte Mart'ta bu projeye atıldık. Ve Mart'tan beri de şu an bu çalıştığım laboratuvarda bunun üzerine uğraşıyorum. MIT üzerinde, MIT'de de bir şeyler yapıyordun benim bildiğim kadarıyla. Biraz ondan da bahseder misin? Ve üniversitenin nasıl farklı bir üniversite olduğundan da bahseder misin Harvard'dan? Çünkü o kampüsü gezdirdiğim bir tane video var. Onu aşağı bir yukarı ekleyeceğim. Bu üniversitenin nasıl olduğunu görmek isteyen öğrenciler de bakabilirler. Bir de senin ağzından diyelim MIT'nin nasıl bir üniversite olduğunu, orada neler yaptığını. MIT'de araştırma yapmadım. O da aslında çok farklı bir serüvendi. Ben Boston'a ilk geldiğimde buradaki Türk profesörlerle network etmeye çalıştım. İşte mesela Mehmet Toner burada Amerika'da çok sayılı bilim insanlarından bir tanesi. Gelir gelmez ona yazdım. Onunla bir buluşma rica ettim. Ve bu buluşmada bana dedi ki işte MIT var hazır senin laboratuvarın oralarda. Sen oradan bir ders alıp onun da aslında meyvesini alsan iyi olmaz mı diye benim aklım bu fikri verdi. Ben dedim ki ben öğrenci olmadan nasıl ders alacağım? Öyle bir imkan mı var? O da var canım işte şuradan başvuruyorsun diye bana anlattı. Ve benim aklıma bu fikri soktu. Ve ben dedim ki hazır gerçekten bu kadar güzel bir mühendislik enstitüsünün dibindeyim. Ve çok şanslıyım ki cidden böyle karşısında çalışıyorum. Laboratuvar MIT'nin hemen karşısında. Ben dedim ki o zaman ben spring döneminde buradan ders alayım. Ve ben üniversiteden hızlı mezun olduğum için daha mühendisliğin ne olduğunu bilemeden aldığım böyle çok temel mühendislik dersleri vardı ilk yılımda. Mesela termodinamik gibi bir temel mühendislik dersini ben çok başlarda almıştım. Ve aklımda hep termodinamiği böyle baştan oturup böyle güzelce oturtma fikri vardı. Dedim ki MIT'den daha iyi nerede alabilirim ki bu dersi? Başvurdum, kabul edildim ve orada bu spring dönemi boyunca termodinamik dersi aldım MIT öğrencileriyle birlikte. MIT mesela çok farklı bir okul. Harvard'ın, Johns Hopkins'in kampüsünden çok farklı bir kampüsü var. İşte videoda görürsünüz zaten. Da böyle çok eski binalar var ama aynı zamanda sürekli bir yeni bina, sürekli yeni bir departman, sürekli yeni bir bölüm çıkıyor. Mesela ben ilk oryantasyona girdiğimde şey demişlerdi. Aa biz gelecek dönem yeni bir departman açıyoruz. Böyle direkt yeni departmanları açıyorlar ki Amerika'da bu çok yaygın bir şey değil. Bütün okullar çok köklü. İşte kaç yüzyıldır oluşmuş bu okullar. Ama MIT o açıdan çok yenilikçi bir okuldu. O çok hoşuma gitti. Mesela Hopkins'teki mühendislik eğitimi biraz daha gelenekseldi diyebilirim. Biz böyle daha eski konseptleri öğrenirken
Burada böyle en yeni termodinamik konseptlerini bize öğretiyorlar. Çok farklı bir açıdan bana termodinamiği gösterdiler. Ki Hopkins'teki mühendislik eğitimi de mükemmeldi. Ama mesela karşılaştırma imkanım olduğu için şu an mesela MIT'deki bakış açısının daha farklı olduğunu görebiliyorum. Mesela profesörüm, bu biz tabii ki de online eğitime geçtik Mart'ın başından itibaren. Ve böyle online derslerde profesörümüz bize şey diyordu. Aa, ben de koronavirüs aşı projesinde çalışıyorum. Bill Gates bizi fund ediyor falan diyordu. Böyle yenilikçi, çok gerçekten harika şeyler oluyor MIT'de ve laboratuvarlarında. O da çok ilginç bir deneyimdi benim için. Gerçekten çok zevk aldım ve çok çok şey öğrendim. Kariyerin ve eğitim hayatın gerçekten imlenilmesi ve çok gerçekten çok başarılısın ve bu zamana kadar bu kadar burslarla şanslıyım dedin. Evet, şans faktörü kesinlikle var. Özellikle ailemizi kendimiz seçmiyoruz ve ailemizin bize destek vermesi çok önemli. Özellikle kız öğrenciler olarak o konuda şans konusunda evet kesinlikle sana katılıyorum. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Yani bizim babalarımız özellikle bizi eğitime ilerlettiği için, okumamız için ve bizi buraya gönderdikleri için. Fakat şunu sana sormak istiyorum. Şu anda seni ortaokul ve lisede izleyen ve ben ileride ne yapacağım olarak hani böyle hangi bölümü seçmem konusunda böyle düşünceleri olan ya da hangi üniversite seçmem konusunda düşünceleri olan ve senin gibi belki de hani bu bölümlerde okumak isteyen öğrencilere, senin gibi bu şekilde bu sınavları gidip bu üniversitelerde olmak isteyen öğrencilere neler önerirsin? Ben öncelikle kesinlikle ne okumak istediklerini anlamak için kendilerini dinlemelerini, küçük yaştan böyle kendilerini dinlemelerini öneriyorum. Böyle kendini dinlemek biraz havada kalan bir laf ama böyle bir şey yaparken gerçekten ne hissettiklerini düşünmelerine için kendilerine zaman tanımalarını öneririm. Mesela bir fen sınavına çalışmak hoşlarına gidiyor mu? Ya da bir kitap mı okumak hoşlarına gidiyor? Ya da ikisi de mi hoşuna gidiyor? Ya da internette böyle bilime dair bir haber gördüğünde ay ne kadar da heyecan verici içinden diyor mu? Bunun üzerine ben biraz kafa yormalarını gerçekten öneririm. Çünkü bilim ya da işte edebiyat bunlar hani çok aslında içine girmeden çok havada kalan şeyler. Bilim insanı olacağım diyebilirler çünkü havalı duyuluyordur belki ya da böyle kendilerine idol olarak gördükleri insanlar vardır ama belki de hiç hoşlarına gidecek bir şey değildir. O yüzden ben bundan emin olmak için şeyi öneririm. Bilim haberlerini takip etmelerini, işte mesela TÜBİTAK projelerini, TÜBİTAK yarışmalarını takip etmelerini, yurt dışından katılabilecekleri Google'ın, işte Intel'in böyle çok ilginç bilim yarışmaları var. Tabii ki de buna katılmak çok zor bir şey, çok vakit alan bir şey. Yani katılamazlarsa veya çevrelerinden o desteği görmüyorlarsa bile bu yarışmalara katılan projeleri takip etmelerini çok öneririm. Aynı zamanda tabii bu biraz daha lisenin sonlarına doğru belki yapabilecekleri bir şey ama dördüncü olarak da bilim makalelerini biraz okumaya ve anlamaya çalışmalarını öneririm. Çünkü mesela ben bile şu an okuduğumda bilmediğim bir sürü terim çıkıyor ama onları araştırıp daha da derinine inip kendim öğrenme sürecine girmek beni çok mutlu ediyor. Ve lisenin sonlarına doğru da çok mutlu ediyordu. Mesela bu dört şeyi yaparak ne kadar işte içlerinde heyecan uyandırdığını ya da uyandırmadığını bir düşünmeleri ve dinlemeleri bence verebileceğim en direkt tavsiye olabilir. Onun dışında üniversite konusunda da sadece bölüm değil ama gelecekte kendilerine kurmak istedikleri hayatları düşünmelerini çok öneririm. Çünkü olay sadece bölümde ya da üniversitede bitmiyor. Sonuçta 4 yılın senin için kişisel gelişiminde olduğun insan da çok büyük rol oynuyor. O yaşadığın şehrin ortamı, işte bahsettiğim gibi o sosyal ortam, senin psikolojini çok ciddi etkiliyor, ileriye dönük işte motivasyonunu etkiliyor. Aslında o denklemde o kadar fazla bilinmeyen şey var ki. Ve ben böyle sadece bölüm, sadece isim olarak böyle nokta atışlarından çok her şeye böyle genel bakmalarını, işte ben böyle bir şehirde yaşamak ister miyim? Ben gerçekten hayatımı Amerika'da başlatmak istiyor muyum? Ben gerçekten orada çalışmak istiyor muyum? Ya da ben Amerika'da okuyup sonra işte şu ülkeye mi gitmek istiyorum? Bunları böyle çok kapsamlı, çok böyle biraz stres uyandırıyor olsa da uzun vadeli düşünmeye başlamak bence alabilecekleri en büyük adım. Tabii ki bir de buradan bir parantez açıyorum. İngilizce her şey için, hangi ülke için olursa olsun İngilizce. İngilizcelerini geliştirmek, işte kitap okumak, dergi okumak, müzik, dizi, film. Yani bu kesinlikle zaten su götürmez bir gerçek ve gereklilik şu noktada. Eda, öncelikle cevabın için çok teşekkür ederim. Seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki şunu sormak istiyorum. Seni izleyen velilere, anne ve babalara
kızlarını ve erkek çocuklarını Türkiye'den Amerika'ya göndermek isteyen ve böyle içlerinde korkuları olan o ailelere önerilerin nedir? Senin özellikle şu anda Amerika'da yaşadığın Boston olabilir mesela. Hani onun hakkında bilgi verebilirsin. Ona neler söylemek istersin buradan? Lütfen her konuda çocuklarınıza güvenin. Hiçbir baskı yüklemeyin onların üstüne. Seçecekleri bölüm olsun, seçecekleri okul olsun, kararları olsun. Çünkü gerçekten eğer Amerika'da okuma cesaretini gösterebiliyorlarsa demek ki gerçekten o güç onların içinde var. O azim onların içinde var. O motivasyon onların içinde var. Ve cesareti gösterebiliyorlarsa burada doğru kararlar vereceklerine, üniversitenin onlara iyi bakacağına, onların başına bir şey gelmiyor. Tabii ki de her yer tehlikeli, her yerin riskleri var ama sürekli bir şey mi olacak işte onun telefonunu açmıyor, nerede şimdi ne yapıyor gibi onları darlamanızdan çok gerçekten hani güvenin ve bırakın. Bunu öneririm. Başvurma sürecinde de işte ay bize yakın olsun buraya başvur, ay burası çok uzak başvurma. Bu stresi yapmamalarını ve eğer içlerinde o işi görüyorlarsa ama biraz bir motivasyon eksikliği görüyorlarsa da aynı şekilde itmelerini birazcık, tabii ki de baskı olarak değil ama bak sen bunu senin hoşuna gidebilir bu, bir başvursana. İşte benim çevremde mesela çok görmediğim ama keşke görseydim dediğim bir şey, aileler bazen çok bazı aileler çok işin içine giriyorlar, çok maydanoz oluyorlar, çok karışıyorlar ama bazı aileler de çok salıyorlar hani şey açısından. Ben gidip diyorsam kendime ben bu üniversiteye başvurmayı düşünüyorum çünkü buranın araştırması çok iyi. Mesela annemden de şey beklerim. Baksın işte araştırma derken neyi kastediyor, işte nesi iyi bu üniversitenin gibi. Hani o eforu da sarf etmelerini öneririm. Çocuğunuzun dilinden, yani çok pedagojik konuşmak istemiyorum ama çocuğunuzun dilinden konuşmak gerçekten o motivasyon ve o istek ve o huzur açısından çocuklara çok büyük bir yardımı dokunuyor. Şimdi girelim güzel habere. Hemen ondan bahsedelim. Senden duysunlar, benden duymak yerine. Evet, tamam. Bir YouTube kanalı açtım birkaç gün önce. Çok heyecanlıyım. İşte uzun bir süredir düşünüyordum, hele bu COVID projesine daldığımdan beri. Ve bazı işte kanallar ve haberler bana ve projeme yer verince çok fazla insandan böyle Instagram'dan, Facebook'tan mesaj geliyordu işte. Bize de yardımcı olur musun? Nasıl senin gibi buralara yapabiliriz? Bilim insanı olmak için tavsiyeler isteyenler vardı ve kısacası buradaki o yoğun iş tempomu görmek isteyenler vardı ve arkadaşlarım da aynı şekilde görmek istiyordu. Dediler ki lütfen YouTube kanalı aç. Ben de diyordum ki işte çok istiyorum ama vaktim yok falan diyordum ama sonunda o cesareti topladım ve açtım. İşte buradaki hayatımı ve böyle araştırmalarımı biraz göstereceğim. Eğitim tavsiyeleri olabilir, işte Amerika'da yaşama olabilir, yalnız yaşama olabilir. Böyle konulara yer vereceğim bir YouTube hesabı açtım. İsmim soy isim Eda Erdoğmuş kanalımın adı. Takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Onu aynı şekilde aşağı link olarak da ekleyeceğim. Seni oradan da bulabilirler. Seninle daha başka bir sürü daha video yapacağız birlikte. Sana kendi kariyer kılavuzu kanalım olarak destek vermekten inanılmaz gurur duyarım. Çünkü beni izleyen izleyicilerin senin hayat hikayeni merak ettiğini ve senin gibi ve benim gibi kanalların bence eğitim konusunda çoğalması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden eğer senin kanalını takip ederlerse bizim ikimizin birlikte daha sonra yapacağı birçok video oradan da izleyebilirler ve seni de daha fazla tanıyabilirler. Sorularını aşağı olarak da yazarlarsa sen zaten onların sorularına yanıt verirsin diye düşünüyorum. Değil mi? Aynen, tabii ki. Tabii. Süper. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine çok iyi bak ve gelip kariyer kılavuzuna konuk olduğun için eğitim hayatını bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim Eda. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eda'ya bu röportaj için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Eğer Harvard Üniversitesi'ni ya da MIT'yi merak ediyorsanız bu videoda bahsetmiş olduğumuz onların campus tur videolarını daha önceden eklemiştim. Onların da linklerini aşağı ekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.